bugün bu deneyime ve bu niteliklere sahip olarak olgun, sabırlı, hoşgörülü ama sonuçta hep birlikte savunmanın gücü olarak hep birlikte bu genel kurulundan çıkacağına inanıyorum. Yargının ve hukukun yaşadığı bu bunalım ve de hatta toplumsal bunalımların içinde hepimiz farkındayızdır ki son dönemlerde özellikle ayakta kalan avukatlar halkın hak arama özgürlüğünün temsilcisi olurken yargının kurucu unsuru olarak olan savunmayı da bağımsız, hatta müvekkillerinden bağımsız, savcılardan, hakimlerden, devletten bağımsız ve serbestçe yürütürler. Bunun için uluslararası ve ulusal kurallar var. Barolar avukatların meslek örgütüdür, gücüdür, haklarımızın ve avukatın ve bağımsızlığının teminatıdır. Hukuk devletini korumak ve insan haklarını işlerlik kazandırmak baroların görevidir. Avukatların örgütlü gücü barolara sadece meslek örgütü değil, hukuk devletini koruma ve insan haklarına işlerlik kazandırmakla da görevlidir. Yargıya güveni temelinden sarsan, hukuk devletini derinden yaralayan, tutukluluğun gözdağı cezalandırma ve baskı aracı olarak kullanıldığı dönemlerden geçiyoruz. Ülkemizde yargı sisteminde hukuka güven gittikçe azalmaktadır. Temel hak ihlalleri artarak devam etmektedir. Yargılamalardaki temel hak ihlalleri konusunda karar veren Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmaması, yargı sistemine ve hukuk devletine büyük zararlar vermeye devam etmektedir. Şerafettin Can Atalay, Anayasa Mahkemesi'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına uyulmaması, adil yargılanmanın olmaması, yargıyı hak ve özgürlüklerin teminatı olma işlevinden hızla uzaklaştırmaktadır. Yargı bağımsızlığının en önemli göstergesi ve hukuka duyulan güvenin teminatı ise hukuki öngörülebilirliktir. En önemli hedefimiz, ülkemizde yargı bağımsızlığı ile tarafsızlığının sağlanması, savunmanın güçlendirilmesi ve hukukun üstünlüğünün işselleştirilmesi olmalıdır.